Şimdi bir adım daha gidelim arkadaşlar. Bununla ilgili bakın biraz daha bu işi karmaşık hale getirelim. Şöyle yapacağız. Örneğin şuradaki temsilci değerlerimizi alalım. Ctrl C ile. Şuraya geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Grafiğimizin arkasındaki I değerlerimiz var. Bu I değerlerimizi de seçelim. Şu grafiğimizi öncelikle şuradan alalım. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Ve buraya geliyorum. Dikkat edin. Biraz büyüttüm. Buraya geliyorum. Sağ butona basıp yapıştırma seçeneklerinde sırayı değiştir özelliğini kullanarak yani yataydaki bilgileri, dikeydeki bilgileri yataya aldım. Yani aylar değerimizi buraya getirdim. Şimdi acaba hangi temsilci hangi ay ne kadar satış yapmış, ne kadarlık ziyaret yapmış bunu bulduralım. Bunun için bakın yapmamız gereken gene çok eğer say işlemini kullanmak eşittir. Çok eğer say diyoruz. Aynı mantık ölçüt aralığı birimiz neresi? Temsilcilerimizin olduğu aralık. Yani C2'den Ctrl Shift aşağı okla beraber burayı sabitleyelim. C2'den C1338'e kadar. Ölçüt birimi ise Hasan Berber'in olduğu neresi? I20 sütunu. Şimdi burada arkadaşlar I20'yi mi sabitleyeceğiz? I'yı mı sabitleyeceğiz? 20'yi mi sabitleyeceğiz? Buna dikkat etmemiz gerekecek. Birazdan yapalım. Aynı şekilde ölçüt aralığı 1-2 değerimizde ayların olduğu yer. Ctrl Shift aşağı ok. F4 ile sabitliyoruz. Noktalı virgül. Ölçüt 2'miz de şuradaki ay değeri. Bakın benzer bir sorun da burada var. Bunu acaba satırını mı sütunu mu sabitleyeceğiz konusunu tartışmamız lazım. Bunu geldiğimde buradaki değerin 27 olarak bulunduğunu görürsünüz. Şimdi bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman diğer değerlerin 0 olarak geldiği görülür. Şimdi nedene bakarsak arkadaşlar. C2 C1338 aralığında I20'yi say. Doğru. Yani şuradaki Hasan Berber değerini sayıyor. A2 A1338 aralığında da J19 sayıyor. Bu da doğru. Fakat bir aşağıya geldiğimizde aralıklarımız sabitleme olduğu için mutlak başvuru olduğu için değişmedi. Bakın ama burası I21 oldu. Yani 27'yi saymaya çalıştı. A2 A1338 aralığında da J20'yi saymaya çalıştı. Bakın. Buradaki değerimiz ha, şu şekliyle şurası yanlış. I21 doğru. J20 yanlış. Şimdi neyi sayması lazım? Burada ve bunu dikkat ederseniz yana doğru çekersek gene benzer sonuçla karşılaşırız. Çünkü örneğin şuraya gelelim. Bakın. K20'yi sayıyor. Yani şurayı sayıyor. Aslında şurayı sayması lazım. L19 sayıyor. Bakın burası doğru sayıyor. Ama bunu aşağı çekersem. Örneğin şuraya geldiğimde bakın K25'i sayıyor. Şurayı kırmızı olan şerit o aslında Ece Yılmaz sayması lazım. L24 sayıyor. Şimdi burada sabitlemelerdeki esprimiz şu. Aşağı doğru çektiğimizde değişmesi gereken yerler sabit olmaz. Yana doğru çektiğimizde de değişmesi gereken yerler sabit olmaz. Diğer kısımlar yani satır sütun gibi düşünürseniz. Ben bunu aşağı doğru çektiğim zaman I21, I22, I23 gibi değerler artacak. Bakın I değişmiyor ama 21, 22, 23, 24 değerlerinin değişmesi lazım. Yana doğru çektiğim zaman da J19, K19, L19 gibi değişmesi lazım. Bakın 19'un değişmemesi lazım. Şimdi burada I'nın önüne geliyorum. Alt kere 4 ile bir dolay işareti koyuyorum. Ve I'yı sabitliyorum. Bunu ne demek? Yana doğru çektiğim zaman bunu 2. ay, 3. ay değerlerinde I20'yi sabit tut. Hiçbir zaman değiştirme. Aşağı çekersem de I21, 22, 23 diye arttır. Benzer şekilde J19'da da J'nin değil 19'un önüne bir sabitleme koyuyorum. Çünkü neden? Bunu aşağı doğru çektiğimde 19. satırın değişmemesi lazım. Zaten dikkat edin aşağı çekerseniz satırlar değişir. Yana doğru çekerseniz de sütunlar değişir. Burada niye I'yı sabitliyoruz? Yana doğru çektiğimizde sütunun değişmemesi için I'yı sabitliyorum. Niye 20'yi sabitlemedim? Aşağı doğru çektiğimde 21, 22, 23 diye artsın diye sabitlemedim. Çünkü şartlarımız orada. Burada da niye J'yi sabitlemedik? Eğer J'yi sabitleseydik sürekli J19'da takılı kalırdı sistem. Ama 19'u sabitleyerek bunu aşağı çektiğimde değerin değişmemesini sağlıyorum. Bakın şimdi bunu aşağı doğru çekelim. Buradaki değerlerimiz geldi. Buna da yana doğru çektiğiniz zaman 12 aylık değerlerin bulunduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Tablomuzun tamamını seçip hızlı bir şekilde kenara uyguladığınızda bakın tablomuzun artık 12 aylık satış değerinin geldiğini görürüz. Şuradaki değeri tutuyorum. Yana doğru çekiyorum. Dikkat edin. Bütün her taraf temsilci oldu.
alttaki tablo bozuldu ama otomatik doldurma seçeneklerinden yalnızca biçimlendirmeyi doldur dediğiniz zaman tablolarınız geriye gelir. Alttan toplamları aldırmak, en büyük en küçük değerleri aldırmak gibi işlemler rahatlıkla yapılabilir artık. Çok eğer say işlemini arkadaşlar, eğer say ve çok eğer say işlevlerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir işlevdir. Bir değerin, aradığınız bir değerin hangi aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak için kullanılan, ister tek şarta bağlı, ister çok şarta bağlı olarak çok eğer say işlevlerini ve eğer say işlevlerini kullanabilirsiniz. Çok eğer say işlevini kullanmak için ise çok şartımızın olması lazım. Örneğin şurada da bakın benzer bir işlem yapalım. Sayılarını buldurmak için burada da toplamı aldırayım. Bunu buldurdum. Şuradan tekrar eşittir diyorum. Buradaki değer bölü şuradaki 1337 sayımızı F4'te sabitliyoruz. Enter'a bastık. Amacımız bunu yüzdelik olarak buldurmak. Yüzde kaçlık kısımları da bulmuşlar. Bunları da buldum. Şimdi çok eğer say işlemini kullanarak da arkadaşlar buradan örneğin aylara göre ne kadarlık bir satış var bunu buldurmak mümkün. Bunun için de şöyle yapacağız. Ay değerlerimiz tablomuzda var. Örneğin şuradaki ilk değeri ekleyelim ve buraya ay yazalım. Eşittir ay diyorum. Tablodaki ilk tarihin ay değerini aldırıyorum. Bu tamamen B'deki tarihin ay değeri hangi aysa o ayı aldırmak için kullandığımız bir güzel bir işlem ve kullanılan bir işlem. Şimdi buradaki ay değerlerini farklı bir yere kopyalayıp tekrarlarını kaldıracağım ve veri doğrulama ile de şuradan çok eğer sayı kullanmak için ayarlayacağız. Buradaki değeri seçiyorum. Buraya dikkat edin. Ctrl C yaptım. Örneğin N'ye geldim. Ctrl V yaptığımda bütün değerlerin bakın 1 olarak geldiğini görürsünüz. Normalde bakın burada 3 ama burada 1. Neden derseniz formüle dikkat edin. O'daki değerin tarihini aldırıyor. Burada tarih olmadığı için de sistem bunu 1 olarak algılıyor. Yapmamız gereken aslında şuydu. Yukarı çıkalım. Kontrol yukarı okla. Buradan burayı seçtim. Bakın sınıra geliyorum. Örneğin M'ye. Sağ butonu bıraktım. Sağ butonu basarak çektim. Tekrar yapayım. Bakın şuradaki değeri sildim. Şuradaki değeri tekrar seçtim. Ve yukarı doğru çıktım. Buradan sağdaki çizgiye gelip sağ butona basıyorum. Basılı tutup bunu örneğin N'ye getirip bırakıyorum. Ve buraya değer olarak kopyala özelliğini seçiyorum. Bunu seçmezseniz bütün tarihleriniz 1 olarak gelir. Şimdi doğru olarak geldi. Formülden çıkardık. Bakın aşağı doğru indiğiniz zaman diğer değerleri de görüyoruz. Daha sonra tekrar veriden yenilenenleri kaldır diyelim. Tamam diyelim. Bakın 12 ayı getirdik. 12 ayımız da doluymuş. Şimdi J1'e gelip artık buraya gelebilirim. Veri doğrulamayı kullanıyorum. Veri menüsünden veri doğrulama. Buradan da listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına gelip arkadaşlar şuradaki ay değerlerimizi getirerek artık buradan bakın 1. ay, 2. ay, 4. ay gibi değerleri getirebiliriz. Şunun biçimini aynen buraya kopyalayalım. Biçimlendirmeyi doldursun. Bakın değer 9 dediğimiz zaman geldi. Şimdi buradaki değerleri artık eğer say değil yani sadece Hasan Berber'i say değil çok eğer say işlemini kullanarak Hasan Berber'in 9. aydaki satışları şeklinde buldurmamız gerekir. Bunun için geliyoruz eşittir. Biraz büyüteyim isterseniz daha net görün. Eşittir. Çok eğer say diyoruz. Ölçüt aralığı birimiz ister önce temsilcileri baz alırız isterseniz ayı baz alırız fark etmez. İsterseniz önce temsilcileri baz alalım. Diyorum ki Hasan Berber aralığında bakın bu aralığı seçtim. F4'te sabitlemeyi unutmayın arkadaşlar. Noktalı virgül. Ölçüt birimiz Hasan Berber'i bul. Yani mantık olarak şudur. Temsilciler sütununda şu değeri bul. Tekrar noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız aylar. Burada şu hataya düşmeyin. Aradığımız değer buradaki N'deki değer değil. Bizim tablomuzdaki A'daki değer. A2'ye tıklayalım. Ctrl Shift aşağı okla beraber burayı seçiyorum. Sabitledim tekrar. Dikkat edin. Noktalı virgül. Buradaki 9. ay değerini bul. Burayı da sabitlememiz lazım. Çünkü aşağı çektiğimizde diğer değerler kaymasın. Enter'a bastığınızda bakın. Hasan Berber'in 9. ay değerinin 27 tane olduğunu görür. Bunu aşağı doğru çektiğim zaman da 9. ayda toplamda 120 tane satış olduğunu, 120 ziyaret olduğunu ve bu ziyaret dağılımının da bu şekilde olduğunu ve yüzdeli kısmında böyle olduğunu görür. Bakın burayı da yüzde yazalım. Şu değeri yandan tutup çekeyim ve akıllı doldurma etiketinden biçimlendirmeyi doldur diyelim.
tablomuzda seçelim. Tekrar girişten bir kenarlık ekleyelim. Burayı seçip tekrar hemen isterseniz şöyle ortalayalım. Artık buradan arkadaşlar aylara göre bakın seçtiğinizde değerlerimizin geldiğini görürüz. Burada da benzer şekilde parametre kullanmamız mümkün. Yani şu tarihten büyükleri say, şu tarihten küçükleri say gibi. Hasan Berber'in örneğin 6. aydan büyüklerini say gibi bir değer diyebiliriz. Buradaki şu J1 parametresini o zaman parametre kullanmamız gerekir. Şimdi bir adım daha gidelim. Gelin bunları seçtim bakın. Ekleden 2013 kullanıyorsak birleşik grafiklerden ikinci grafik türümüz bize direkt kümelenmiş sütun grafiğini verir. Bunu seçtiğinizde şöyle gizleyerek şunu da silelim. Bakın seri 1, seri 2 değerlerimiz var. Buradan veri seç dediğinizde bunlar gelir. Seri 1'i düzenle diyelim. J2'den J11'e kadar almış. Serinin adı şu olsun. Ya da isterseniz direkt aylar diye yazalım. Seçilen ay geldi. Seri 2 değerimiz de baktığınız zaman I2'den K11'e kadar olan tüm aralığımız. Seri 2 düzenle dediğimizde de K2'den K11'e kadar olan aralık. Burası da şurada yazan isim. Tamam dediğinizde de burası gelir. Tamam düğmesine bastığımız zaman grafiğimiz de oluştu ve artık buradan temsilci kısmına gelip ay kısmına gelip buradan herhangi bir ay değerini seçtiğinizde değerlerin otomatikman geldiğini ve grafiğin de buna bağlı olarak değiştiğini görebilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de eğer say, çok eğer say işlevlerini kullanarak tek şarta bağlı sayımlar ya da çok şarta bağlı sayımlar yaptırabiliriz. Eğer say işlemini farklı parametreler için kullanabiliriz arkadaşlar. Örneğin elimizdeki listede bakın hangi temsilci ne kadarlık kaç kez ziyaret yapmış gibi bir soruya eğer say işlemini kullanarak cevap verebiliriz. Buradaki değeri seçiyorum. Buraya geldim, yapıştırdım ve veri sekmesinde yer alan yenilenenleri kaldır özelliği sayesinde de buradan tekrarları kaldırarak her bir değerin bağımsız olmasını ve tek olmasını sağladım. Şimdi acaba Hasan Berber bu listede kaç kez geçiyor? Bakın bunu bulduralım. Eğer say işlemini kullanarak. Burada geliyorum. Eşittir. Eğer say. Aralık dediğimiz yer arkadaşlar bu isimlerin geçtiği aralık. Yani şuradan tıklıyoruz. B2'den Ctrl Shift aşağı okla beraber tüm tablomuzu seçiyoruz. Ve bunu aşağıya doğru kopyalayacağım için mutlaka sabitleme yapmam gerekiyor. F4 tuşuna basarak klavyeden F4 tuşuna basarak burayı sabitliyorum. Noktalı virgül, şuradaki değeri say. Yani B2-1338 aralığında H2'de yani Hasan Berber kaç kez geçiyor bunu say şeklinde değeri buldurabiliyoruz. Bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman hangi ismin kaç kez geçtiğini bakın buradan rahatlıkla saydırabiliriz. Bu şu demek değil, hani kaç fatura dediğin toplamı değil. Hasan Berber ismi, Sinan Karabulut ismi bu listede kaç kez geçiyorum cevabı ya da Hasan Berber kaç ziyaret yapmış, Sinan Karabulut kaç ziyaret yapmış gibi değerler. Eğer say işlemini bu şekilde kullanabildiğimiz gibi, eğer say işlemini bakın tutarlarda da kullanmak mümkün. Örneğin 30.000'den yukarı olan değerleri buldurmak istersem, kaç tane var acaba bu listede? 30.000'den yani büyük 30.000 olan ve küçük 30.000 olan kaç değer var? Bunları buldurmak istersem bakın eğer say işlemini şöyle kullanacağım. Eşittir eğer say. Parantez açıyorum. Aralığım burası. Bu aralığı seçtim. F4'te tekrar sabitliyorum. Noktalı virgül. Şimdi şartımızı vermemiz lazım. Tırnak içinde büyük eşit büyük eşit diyoruz. Tırnağa 30.000 yazalım. Evet, parametrik yapacağız çünkü şimdilik. Tırnağı kapattım. Parantezi de kapatıyorum. Enter'a bastığımız zaman 454 tane büyük eşit olduğunu görürüm. Bunu aşağı doğru çektiğimde aynı değer gelecek ama şuradaki formüldeki büyüğü küçük yaptığım zaman da bu sefer 30.000'den küçük olanları bulacağım. Bakın 883 tane, toplamı da 1337 değer. Yani doğru mu topladı bakalım. Başlığımız 1338'de bitmesi lazım. Evet, 1338'de bitiyor. Demek ki doğru topladık. Buradaki değeri parametrik yapmak istersek, yani 30.000'den büyük küçük değeri böyle olmasın da biz şuraya örneğin aylık kota diye bir hedef koyalım ve buraya 30.000 yazalım.
Şimdi 30.000'den büyük olan kaç değer var? Ve 30.000'den küçük olan kaç değer var? Ama buradaki 30.000'i 20.000 yaparsak burası da 20.000 olacak, burası da 20.000 olacak. Burada da 20.000'den büyük kaç değer var? 20.000'den küçük kaç değer var? Bunları bulduracağız. Öncelikle şurayı bulduralım. Buraya geliyorum. Eşittir. Çift tırnak içinde büyüktür diyelim. Çift tırnak kapattım. Shift 6 ile beraber şuradaki değer. Yani burada 30.000 yazıyorsa 30.000. 20.000 yazıyorsa 20.000. Benzer şekilde buraya geldim. Eşittir. Çift tırnak içinde Shift 6 diyorum. Şuradaki değeri seçiyorum. Buradaki 30.000'i de sildim. Artık burası bakın 20.000 yazarsam buralar 20.000 olarak değişti ama buradaki değerlerimiz değişmedi. Şimdi buradaki formülleri ayarlamak lazım arkadaşlar. Bunun için E2-E1138 aralığında aralığımız değişmiyor. Şurayı değiştireceğiz. Ölçüt kısmımızı değiştireceğiz. Tırnak içinde büyük eşit diyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Shift 6'ya basıp şuradaki I13'teki hücreyi al şeklinde bunu yapıyorum. Benzer şekilde burada da bakın tekrar yapayım. Hatta biraz daha büyütüp daha net görmenizi sağlayayım. Burada yapmak istediğimiz değer nedir? E2-E1338 aralığında 30.000'den küçükler değil, artık bizim şurada kaç yazıyorsa ondan küçük olanlar. Tırnak içinde küçüktür yazıyorum. Tırnağı kapattım. Metinsel ifade olduğu için birleştir işaretini kullanıyorum ve buradaki 20.000 işaretini kullanıyorum. Enter'a bastığınız zaman bakın buradaki değerler gelir. Şuradan bir toplam aldıralım hatta. Girişten toplam aldıralım ama 20.000 almaması lazım. Şurayı alacak. Enter'a bastım. 1337. Şuraya da hemen isterseniz bakın bunların bu değer bölü bu değer şeklinde yüzdelik değerlerini bulduralım. Burada sabitleme yapmamız lazım. Şunu seçtim. F4'te sabitliyorum. Bunu da aşağı doğru çektim. Ve bunları da yüzdeye basarak ve binlik basamaklarına ayırarak bakın yüzdelik dağılımlarını da gösterdim. Şimdi buradaki değeri 25.000 yapıyorum. Bakın değerler 25.000 olarak güncellendi ve değişti. Eğer say işlemini parametrik olarak ya da düz olarak bu şekilde de kullanabiliriz. Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'i kullanırken eksi değerleri kırmızı renkte göstermek çoğu zaman kullanılan bir özelliktir. Eğer tablomuzda eksi değerler varsa ve biz bu değerleri rakamları seçerek binlik basamaklarına ayırdığımızda sistem otomatikman bu değerleri eksi gösterir ama kırmızı renkte göstermez. İki farklı şekilde gösterebiliriz kırmızı değerleri. Bakın bu değerleri yana doğru kopyalayayım. Aynı değerden 3 tane yapalım. Şimdi buradaki değerler kırmızı renkte bakın gözükmüyor. Şimdi buradaki değerleri seçiyorum. Sağ butona basıp hücreleri biçimlendir diyorum. Ve sayı kısmından binlik ayrıcını kullanı seçtikten sonra ister şu şekliyle isterseniz bakın şu şekliyle kullanabiliriz. Böyle kullanalım. Tamam dediğimizde değerler kırmızı renkte eksi olarak görünür. Ama isterseniz de tekrar burayı seçiyorum. Sağ buton hücreleri biçimlendir diyorum. Tekrar sayı kısmına geldim. Eksi değerleri de aynen bu şekliyle gösterebiliriz. Tablolarınızda bazı değerler geldiğinde yani bir liste size arkadaşınız tarafından gönderildiğinde ya da başka bir firma tarafından size bir tablo gönderildiğinde bu şekilde gelen kırmızı değerler eksi değerleri gösterebilir. Bunun kontrolünü yapmak için yapmamız gereken arkadaşlar hücreye tıkladıktan sonra görünen değerine değil yani burada gördüğümüz değerine değil formül çubuğundaki gerçek değerine bakmaktır. Bakın buraya baktığınızda eksiği görüyorsunuz. Eksi 4530 ama buraya geldiğimizde sanki bu hücre özellikle kırmızı olmuş gibi bir ifade var. O yüzden size böyle bir dosya gönderilirse ve içinde kırmızı değerler varsa mutlaka bu bir koşullu biçimlendirme mi yoksa normal biçimlendirme mi olup olmadığını görmek için hücre üzerine bir kez tıklayıp formül çubuğundaki değerini kontrol edin. Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de kaçıncı ve indis işlevlerini kullanarak bir satırdaki değerlerdeki en yüksek satış değerine ya da rakam değerine sahip olan ismi rahatlıkla bu yan tarafına yazdırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun için amacımız bu satırdaki en yüksek değeri bulmak. Yani 95. Bu ve 95'in kime ait olduğunu buraya getirmek. Daha sonra örneğin buradan en yüksek değerimiz 78. 78 ise buraya Ali'yi getirmek gibi. Bu şekliyle indis ve kaçıncı işlemlerini kullanarak bunları bulalım. Şimdi yapmak istediğimiz değer işlem satırdaki en yüksek değeri bulmak olduğu için maksimum işlemini kullanmamız lazım. Bakın öncelikle eşittir. Maksimum deyip buradaki aralıktaki en yüksek değeri buldurabiliriz. Bu 95. Şimdi burayı siliyorum.
Bunun kaçıncı sırada olduğunu bulduralım öncelikle. Eşittir. Kaçıncı diyorum. Aranan değerimiz maksimum. Şu aralıktaki bakın. Değer. Noktalı virgül. Aradığımız dizi nerede? Şurada. Şu aralıkta arıyoruz. Noktalı virgül. Tam eşlemeyle beraber parantez kapatıp enter'a bastığınızda buradaki değerin 3. sıradaki değer olduğunu, yani 95 değerinin 3. sırada olduğunu görüyoruz. Bunu aşağı doğru çektiğinizde en yüksek değerlerin şu aralıklarda kaçıncı sırada olduğunu görürüz. Bakın bu 5. sırada demek. Demek ki şurası en yüksek değer. Buldurmak istediğimiz bu değil. Bunun yanında, bunun yerine şuradaki ismi buldurmak istiyoruz. Buraya geliyorum. Kaçıncının yanına bir indis işlemi kullanayım. İndis diyorum. Dizi dediğimiz yer nerede, hangi aralıkları arıyoruz? Bakın şu aralığı seçtim. B1'den F1'e kadar ve burayı sabitliyorum ki aşağı çektiğim zaman kaymasın. Noktalı virgül kaçıncı deyip en sona giderek parantezi kapatıp enter'a basarsam bakın buradaki değerin cihan olarak geldiğini ve bunu aşağı doğru kopyaladığınızda da en yüksek değere sahip olan satış temsilcilerinin isimlerinin yan tarafa geldiğini buluruz. Artık burada bir koşullu biçimlendirme yapalım. Her kişiye bir renk verelim. Örneğin Yavuz'a şuradan gelelim bir dolgu rengi verelim. Açık mavi olsun. Ali'ye gelelim. Örneğin birinci sıradaki renkleri verelim. Cihan'a gelelim. Farklı bir renk verelim. Hasan'a gelelim. Buradan ve en sonunda Tolga'ya gelip şuradaki üçüncü renk, son rengimizi verelim. Benzer şekilde artık buradan renkleri burada kullanabiliriz. Eğer burası Cihan'sa bu satır. Bakın renk aynı. Cihan'ın rengi neyse onu olsun. Ali ise Ali'nin rengi gelsin gibi. Buradaki arkadaşlar formülü nasıl kullanırızı bakmamız lazım ama şöyle yapacağız. Koşullu biçimlendirme yapmamız lazım. Eğer burası Cihan ise şu renk ver gibi. Bunun için de tablonun başlık hariçi seçiyorum. Aynı işlemi birkaç kez yapmamız gerekecek. Cihan ve isimleri temsil ettiğimiz yer G2'de. Bakın başlıkları almadım. Dikkat edin. B2'den G2'ye kadar seçtim. Koşullu biçimlendirmeden yeni kural diyorum. Buradan da formül kullan özelliğine geliyorum ve eşittir. Formülü nasıl kullanacağım? Eğer koşullu biçimlendirmeleri bir satıra uygulamak istiyorsanız dolar işaretini kullanmamız gerekir. Eğer dolar G2'deki değer eşit tırnak içinde Cihan ise tırnağı kapattım. Çift tırnak. Biçimlendire gelelim. Dolgu rengine geliyorum. Ve Cihan'ın rengi sanırım pembenin yanındaki şuydu. Bunu seçtim. Tamam diyorum. Şuradaki formülü kopyalayayım arkadaşlar. Ctrl C ile. Çünkü aynı ifadeleri kullanmam gerekecek. Bakın burayı seçtiğimde buradaki Cihan değerlerinin renklendiğini gördüm. Aynı aralık seçiliyken koşullu biçimlendirme yeni kural. Formülü kullan. Aynı formülü Ctrl V ile yapıştıralım. Cihan yerine örneğin Ali yazdım. Tekrar biçimlendire geldim. Ali'nin rengi de şuydu sanırım. Evet bu renkti. Bunu seçtim. Tekrar tamam. Bakın Ali'ler renklendi. Tekrar koşullu biçimlendirme yeni kural. Aynı işlemi birkaç kez yapacağız. Tekrar burayı Ctrl V ile yapıştırdım. Bu sefer Yavuz var. Çift tırnak içinde Yavuz diyelim. Buradan biçimlendire gelelim ve şu ilk renkte sanırım Yavuz'un seçtik. Tamam diyorum. Ali Cihan'ı yaptık. Hasan'ı ve Tolga'yı yapalım. Koşullu biçimlendirmeden yeni kural tekrar. Formülü kullan. Yapıştırıyoruz. Eğer buradaki değer çift tırnak içinde Hasan ise biçimlendire gelelim. Şuydu galiba. Tamam. Tekrar tamam. Ve son olarak da tekrar koşullu biçimlendirmeden yeni kural. Formu kullan diyerek son olarak Tolga'yı yapalım. Buradaki değer çift tırnak içinde Tolga ise metinsel ifade olduğu için çift tırnak kullanıyorum. Dikkat edin. Şuradaki rengi seçtim. Tamam dediğiniz ve tekrar tamam dediğiniz zaman da bakın tabloyu renklerine göre ayırdık. Artık buradaki herhangi bir değeri değiştirirsek örneğin buradaki 94 en yüksek değer. Geldim burayı 13 yaptım. Otomatikman 93 en yüksek değer olacak bakın. Buradaki değer ve renk değişecek. Yaptığınızda buradaki ismin değiştiğini ve buradaki rengin de değiştiğini görebilirsiniz.
İndis ve kaçıncı işlevleriyle beraber koşullu biçimlendirmeleri kullanarak tablolarımızı bu şekliyle renklendirebiliriz. En yüksek değeri buldurup buradaki değeri renk vermek mümkün. Ya da istersek seçtiğimiz en yüksek değeri buradan renklendirebilir miyiz? Ona bir bakmak lazım arkadaşlar. Formülleri bir kullanmak lazım. Benzer şekilde de en düşük değeri de buldurabiliriz. Bu şekilde indis ve kaçıncı işlevleri ve koşullu biçimlendirme bir örnekle kullanılabilir. Türkiye'nin online eğitim portalı olan Vidoport.com'a hoş geldiniz. Vidoport.com üzerindeki ileri düzey Excel eğitimlerimizde işinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm Excel konularını adım adım belirli bir sistem dahilinde eğitim videolarını çekerek sizlerin hizmetine sunduk. İleri düzey Excel eğitim setimizde koşullu biçimlendirmelerden veri doğrulamalara kadar, veri doğrulamalardan grafiklere kadar çok geniş bir yelpazeyi işinizde ihtiyaç duyacağınız konuları belirli bir sistem çerçevesinde adım adım anlatıldı ve hazırlandı. Örneğin koşullu biçimlendirmeleri parametre kullanmaktan, bakın böyle bir listede buradaki değeri değiştirdiğiniz zaman alttaki okların değişmesine kadar ya da veri doğrulama özelliğini kullanarak buradan bir değeri seçtiğinizde alttaki tabloların değişip buna bağlı grafiklerin değişmesine kadar birçok konuyu adım adım eğitim setleri adı altında hazırlandı. Özet tablo oluşturmadan, bu özet tablolardaki değerlerle çalışmaktan, dilimleyiciye çalışmaya kadar birçok konuyu arkadaşlar ileri düzey Excel eğitim setimizde hazırladık. Bu eğitim setimiz Excel'i kullanıyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir eğitim seti. Başlangıç seviyesi eğitimler değil. Burada belirli bir yani veri girmeyi, hesaplama yapmayı, en azından bir toplam almayı gibi işlemleri biliyor olduğunuzu varsayarak onların üzerine size ek bilgiler sunup Excel'i daha verimli nasıl kullanırsınız, daha hızlı, daha pratik nasıl kullanırsınız bu eğitim setinin konuları içinde yer alır. İleri düzey Excel seti yaklaşık 10 saatlik bir eğitim paketi olan bir set ve oldukça da dolu bir Excel eğitim seti olan bir setimiz. Bu eğitim setini başlangıç seviyesinde değilseniz, Excel'i kullanıyorsanız tercih edebilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de biçimlendirmeleri yapmak için, koşullu biçimlendirmeleri kullanmak için makroları kullanabiliriz. Koşullu biçimlendirmelerde arkadaşlar satırlardaki en büyük değerleri, en küçük değerleri bulmak için kullanabileceğimiz bir özellik. Örneğin bu aralığı seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye gelip ilk son kurallarından buradan ilk 10 öge diyerek en yüksek 5 değeri bulup buradan da bunu yeşil renkte gösterebiliriz. Şu şekilde yaptığımız bir işlemi tüm satırdaki tablomuzdaki tüm satırları uygulamak için yapmamız gereken buradaki alanı seçtikten sonra biçim boyacısına bir kez tıklayıp alttaki yere bir kez tıklamaktır. Eğer bunu tüm satırları tek tek uygulamak gerekirse de bu aralığı seçtikten sonra biçim boyacısını iki kez tıklayıp artık her satırın başına bir kez tıkladığınızda bu şekliyle bakın biçimlendirmeleri her satırın başında yapabilirsiniz. Bu güzel bir özellik ama yerine göre kullanışlı, yerine göre de kullanışlı olmayan bir özellik. Çünkü eğer yaptığınız tabloda bu şekilde 5-10 satırı varsa sorun değil. Bunu tek tek tıklama yoluyla yapabilirsiniz. Fakat buradaki eğer bir 100 satır, 1000 satır varsa burada da bu tıklama yolu başa çıkmaz. Tek tek 1000 satırı 1000 kez tıklamanız gerekir. Bunun yerine bir makro tanımı yapalım ve makroda da bir kısa yol tuşu atayarak bu işlemi hızlı bir şekilde nasıl yaparız buna bakalım. Koşullu biçimlendirmeleri makrolarla kullanmak için öncelikle bu tablomuzdaki kurallarımızı tüm sayfadan temizliyoruz ve B'deki B5 hücresine bir kez tıklayıp görünüm sekmesinde yer alan makrolar ifadesinin yanındaki oka tıklıyorum. Burada kullanabileceğimiz iki seçenek var. Göreli başvuruları kullan seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunu aktif hale getirmemiz lazım. Bunun için de üzerine bir kez tıklamak yeterli. Makrolara geldiğiniz zaman bunun etrafındaki yeşil çizgiyi görürsünüz. Biraz zor görünür ama görünür. Ve göreli başvuruyu kullan ifadesi seçili olduktan sonra tıkladığımız nokta önem kazanır. Artık Excel'e şu noktadan başla, şuraya kadar git, şu işlemi yap, sonra şurada bitir gibi bir komut vereceğiz. Bunun için bakın. İlk hücreye tıkladım. B5'e geldim. Makrolara geliyorum. Buradan da makro kaydet diyerek makroma bir isim veriyorum. Makro bir ismi kalsın. Kısa yol tuşuna bir atama yapalım. Büyük harflerle A'ya basıyoruz. Ve burada Ctrl Shift A ifadesini gördüğünüze dikkat edin. Çünkü eğer Shift'e basmadan yaparsanız Ctrl A ile izin vermeyebilir ya da çakışabilir. Ctrl Shift A kısa yolunu atadık. Bu çalışma kitabını çalıştıracağız. Tamam dediğim andan itibaren Excel kayıt işlemine başladı. Artık buradaki bakın ilk değerleri seçiyorum. Yani
B5'e tıkladım. B5'ten K5'e kadar olan bölgeyi seçtim. Giriş sekmesinden koşullu biçimlendirmelerden ilk son kurallarına geliyorum. İlk 10 ögede burayı 5 yapıyorum ve istediğim şartı veriyorum. Yeşil metne kırmızı doluk. Tamam dedikten sonra birinci şartımı gerçekleştirdim. Dikkat edin bitti ve alttaki bir hücreye tıklıyorum. Tekrar görünüme gelip makroların okuna tıklayıp kaydı durdur diyorum. Tanımladığım makro sayesinde artık bu satır buradan itibaren başlayacak, buraya kadar gidecek, koşullu biçimlendirmeyi uygulayacak ve bir alt hücreye tıklayacak. Bunun için bakın buraya tıkladım. Ctrl Shift A'ya basıyorum klavyeden. Makromun çalıştığına dikkat edin. O satırı yaptı. Tekrar bastığımda ve her basmanızda bunun çalıştığını görürsünüz. Her seferinde tek tek basmak yerine bunu basılı tuttuğunuz zaman da hızlı bir şekilde aşağı doğru makronuzun indiğini ve makro değerlerinizin çalıştığını görürsünüz. Koşullu biçimlendirmeleri makrolarla beraber bu şekilde kullanabiliriz. Oldukça güzel bir özelliktir. Bakın şimdi buradan şöyle bir örnek yapalım. Tekrar bunu kaldırıyorum. Tüm sayfadan kuralları temizliyorum. Şimdi koşullu biçimlendirmeleri kullanarak makro tanımıyla bu sefer satırlarda olan değil de sütunlarda olan değerleri yapalım. Örneğin şuradaki değerin en yüksek 5 değerini, 3 değerini bulup bir yandakine geçelim. Bunun için yapmamız gereken buraya tıkladıktan sonra tekrar görünüm kısmına geliyorum. Makroların okuna tıklıyorum. Buradaki görevli başvuru kullan ifadesi seçili. Buna dikkat edin. Buna bir kez daha tıklamayacaksınız. Burası seçili. Ve makro kaydet diyorum. Kısa yol tuşuna bu sefer örneğin Z'ye atayım. Büyük harflerle Z. Ctrl Shift Z. Bakın tamam dedim. Artık kayıt başladı. Ve ilk hücreden tıklayıp alta kadar geliyorum. Tekrar giriş sekmesinden koşullu biçimlendirmelerden ilk son kuralları. İlk 10 öge en yüksek 3 ögeyi seçtim. Ve buradan da yeşil yaptım. Tamam diyorum. Ve Şubat ayının ilk değerine gelip tıklıyorum. Tekrar görünüme geldim. Makrolardan kaydı durdurdum. Tanımladığım kısa yol tuşu Ctrl Shift Z idi. Artık Ctrl Shift Z'ye bastığım zaman bakın makroyu yaptı ve bir yana tıkladı. Bu şekilde Ctrl Shift Z'ye basa basa ve basılı tutarak tablolarınızda sütunlara göre koşullu biçimlendirmeleri uygulayabilirsiniz. Makroları bu şekilde arkadaşlar günlük kullanımınızda, günlük Excel kullanımınızda kullanın. Her zaman işinize yarar ve sık yaptığınız işleri tekrarlamak için makroları kullanın. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de halka grafiklerinin güzel bir kullanım örneğini bakalım beraberce yapalım. Elimizdeki listede satış temsilcimizi seçtiğimiz zaman satış toplamı, buna bağlı olarak da toplam satış içindeki yüzdesi burada değişiyor. Bu değerler otomatikman grafiğe yansıyor ve ortaya da satış değerimizin yüzdesini buraya getiriyoruz. Bakın buradan geliyorum. Herhangi bir temsilciyi seçtiğimde temsilcimin satış toplamı değişiyor. Buna bağlı yüzdesi değişiyor ve buradan grafiğimiz, yüzdemiz, şuradaki değerlerimiz de değişiyor. Şimdi bunları silelim. Bunları nasıl yapacağız? Bunları da siliyorum. Bütün değerleri sildim. Grafiği de sileyim. Buradaki değerlerimizin halka grafiğini oluşturabilmek için öncelikle şuradaki değerlerimi seçiyorum. İki değeri bakın toplam ve genel toplamı seçtim. Ekle sekmesine yer alan pasta grafiklerinden halka grafiğini seçiyorum. Bunu buraya yerleştireyim. Başlığı siliyorum. Başlığı silelim evet. Alttaki değerleri sildim. Buradaki eksenlerin üzerinde sağ butona basıp veri serileri biçimlendirden halka delik boyutunu 150'ye civarına getireyim. Şekliyle ve arkadaki zemini kaldırmak için zeminin üzerinde sağ butona bastığınız zaman 2013'ten hemen dolgudan dolgu yok ve ana hat yok diyerekten çizgilerimizi kaldıralım. Artık grafiğimizi bakın buraya getirdik. Şimdi bunun içine şuradaki yüzde değerimizi nasıl getiririz ve şurada isimle şuradaki toplamları nasıl getiririz bunları yapalım. Bunun için de ekle sekmesine geliyorum. Buradaki metin kutularından metin kutusunu çizdim. Şöyle ortaya çiziyorum bakın. Ve çizim kısmından şekil dolgusu yok. Aynı şekilde şekil ana hatı da yok. Bunları kaldırdım. Buradaki metin kutusunun içine şu hücre değerini bağlamak için adres çubuğuna tıklıyorum. Eşittir deyip buradaki yüzde değerine tıklayıp enter'a bastığınızda bu değer buraya gelir.
Artık geri sekmesine yer alan büyük küçük ifadelerinden kullanarak bunu büyütelim. Sığabileceği, alabileceği maksimum boyuta göre düzenleyip şu şekliyle ayarladım. Ortalayalım, rengini değiştirelim ve biraz daha şöyle tam ortaya gelecek şekliyle düzenleyelim. İsmi de benzer şekilde almak için tekrar ekleden metin kutusuna geliyoruz. Buradan şekli çizdim. Tekrar şuradan şekil dolgusu yok. Şekil ana hatı yok. Dolgu yok dedik, ana hat yok dedik ve tekrar çizdiğimiz metin kutusunu eşittir diyerek şuradaki ismi bağlayalım. Bunu da benzer şekilde ortalayıp yazı boyutunu büyütelim. Bakın şöyle yerleştirebiliriz. Bunu da metin kutusunu Ctrl-C, Ctrl-V ile yaparak çoğaltayım. Altına yerleştiriyorum. Amacım buraya rakamını getirmek. B2 değil, bu sefer C2'deki değeri getir şeklinde bunu düzenleyelim. Rakamımız geldi. Aynı boyutta bunu büyütelim. İstersek bunları ortalayabiliriz. Şuradan şöyle. Evet. Artık bakın basitçe bunu düzenledik. Şimdi buradan geliyorum. İsmi değiştiriyorum. Örneğin Hasan Berber ismini seçelim. Hasan Berber'i seçtiğiniz zaman bakın Hasan Berber'in yüzdelik değerleri, isimleri, rakamları otomatikman karşımıza gelecektir. İstersek buradan Ece Yılmaz'ı seçelim. Bakın değerler ve grafik otomatik olarak değişecektir. Excel'deki halka grafiklerini bu şekilde güzel bir kullanım örneği olabilir. Biraz daha bu halkayı büyütmek, genişletmek mümkün. İsterseniz şöyle tam ortaya getirip şuradaki yüzde değerimizi buna bağlı olarak da tam sığacak şekilde büyütüp şu kenarlarından tutup büyütebildiğimiz kadar bunu büyütmek mümkün. Şu şekliyle bakın. Buradaki değerleri de benzer şekilde seçerek, Shift'e basıp seçerek şu şekilde yaklaştırıp boyutlarını bunların da büyütmemiz mümkün. Tamamen bize kalmış bir şey. Şuradaki değeri zemin rengini değiştirmek için dolgudan gelip şuna benzer şekilde bir yakın renk seçmek de mümkündür. Buradan da alta gelelim. Artık buradan gelip Ece Yılmaz'ın yanına Tolga Talay'ı seçtiğiniz zaman bütün değerlerinizin değiştiğini, grafiğinizin değiştiğini de görebilirsiniz. Kartan plastiği. Kartan plastiği. 30 binden yukarı. 30 binden yukarı olan satışlara bulunmuşlar. Yine bunda bir gerçek isimler şart var. Eğerle başlayıp B ile demeliyim. Evet. Ama onları düşünüyorum. Dur. Mesela burada arkadaşlar. 30 binden büyükse %5, %2 ver, %10 ver yap. Tamam. Peki iki şart verelim şimdi. 20 binden büyükse, 20 binden küçükse %10 versin. 20'den küçükse %10. 30 binden küçükse, 20 binden büyük, 30 binden küçükse değer %5 versin. 30 binden büyükse de %2 versin. Bak nasıl yapıyor? Dikkat edin. Eğer tutar değeri küçük 20 bin ise örneğin %5 versin. 30 binden küçük ise %2 versin. Değilse işte %1 versin. Şimdi kaç şart var? 3. 3 şart. O zaman şart sayısından bir eksik kadar eğer kullanırız. Her zaman. Şart sayısından bir eksik. Hı. O zaman 2 eğer kullanırız. Şimdi 15 bin değerine bize kaç prim veririz? 15 bine %5 veririz. 20 binden küçük olduğu için %5 veririz. Peki 25 bin? 2 veririz. Bak 20 bin ile 30 bin arasında olduğu için, yani 30 binden küçük olduğu için %2 veririz. %2. 40 bin değerine? Üstünde %1 o zaman. O zaman %1 veririz. Peki bunu nasıl yazacağız? Şu face tool'unu silelim. Face tool'unu silelim oradan. Şimdi ilk şartı yazın.
İlk şartımız ne zaman? Eşittir eğer. E2. 3 eşitse. 21. E2. 3 eşitse. Şöyle mi yapmayı? 20 binden küçükse %5 var, değilse %1 ve abi, eğer... Değilse, bak, değilse de ikinci şart değil. Şimdi 31'i de mi vermeliyim şu anda? Birinci şartı yazdım. Bak dedi ki, eğer D2'dekiler 20 binden küçükse %5'ini ver. Tamam. O zaman tabii değilse kısmı... Değilse? Bir eğer daha edelim. Hah, süper. İkinci eğer devreye girsin. Tekrar bir eğer. Aç parantez. Şimdi şartı yazın. İkinci şartı. E2'deki değer. Hop. Oh. As. Bir dakika. İkinci eğerin değil sesi %1'e geliyor. Dikkat edin. %5 ve E2'ye 3'ün eşit 31. Ha, o da mı küçük? Tabii. İse E2'nin %2'sini al. Neyse E2 çarpı 700'e. Kaç eğer o kadar parantez vermişsiniz. Bak zaten sistem güzel konu. Evet. Enter'a basın. Bak. Orada iki parantez kendi otomatik topluyoruz. Evet. Tamam, tamam efendim. Şeyi yazamadım ya. 30 bin. Şimdi bak buraya geliyor. 23 bin. Şimdi ilk şarta bakıyorum. 20 binden küçük mü? Değil. O zaman ikinci yere devreye giriyor. 30 binden küçük mü? Evet. O zaman E2'nin %2'sini alıyor. Ben son şey değilse. Şöyle yapalım. Karsans'a mesela bakın firmalarda. Örneğin Karsans firmasının yaptığı satışlara %5 prim verin. Ve Humanica'nın %2.5 prim verin. Diğerlerine %10 prim verin. Sileyim mi Bey? Yan tarafı. G'ye geçin. Şöyle alsam mı? Eşittir. Eğer. Eğer. Metinsel ifade olduğu için çift tırnak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Neydi? Karsansı yüzünü. Manikanın yüzdesi kaç? 25, 45, 2,5. 2,5. Noktalı mı olur, virgülü mü? Böyle mi? Thank you.
Bunu bir yumuşak, sonra koyacak. Çift tanesini. İşte bak hep bunlar böyle saklı şeyler. Mesela maaş hesapları yapıyoruz. İnsan kaynaklarında ise şunu yap, pazarlamada ise şunu yap. Kıdemi 5 yıldan küçükse %5 ver. Vergi dilimi. Vergi dilimi %5. 15 bundan küçükse şunu yap. Eğerler çiçek bayağı gider. Çünkü şey şart çok. Bize de prim hesaplandırılıyor. Yani primler de 10 bine kadar şunu, 20 bine kadar şunu, 30 bine kadar şunu yap. Ya da satışa dedi şu üzerindeyse bu kadar, şu skalaya şey yap. Peki, son bir soru yapalım. Bu pek satı dedikleri değil diye. Biraz karışık. Hadi bakalım, çözün. Eğer birinci çeyrek satışlarına %3 prim, ikinci çeyrek satışlarına %4.25, üçüncü çeyreğe %4.75, dördüncü çeyreğe ise %5. Ekle satırını ekle yapalım mı? Hayır. Tarih aralığını nasıl hesaplayacak? Adım içeri yapın. Önce şey yapın. İçeriği bir ila üçüncü ay. Değil mi? Dört evet. İla. Çeyreklerden birinci üçüncü ay. Dört altı. Mantığını kullanacak. İş şey yapalım. Nasıl mantık bulmamız lazım? Önce aylara göre bulacağız. Bunun önce ayı bulmamız lazım. Gruplamadan ziyade. İşte ayları, aylara göre gruplayın, toplayın. O iki iş olur. Doğru. Tek bir kere yapalım. Hani buraya ay değerini bulunmadık. Bulunmadık. Eğer kişi birinci çeyrekte bir satış yaptıysa %3 prim vereceğiz. Kontrol yapacağımız tek bir yer var. Neresi? Tarih. Tarihteki ay. Tamam. Eğeri nasıl kuracağız? Ha, onun içerisinde. Eğeri nasıl kuracağız? Eşittir eğer. Aç parantez, ay değeri, aç parantez, A2 eşittir eğer, ay, aç parantez, A2, kapa parantez, küçük eşit. Ben de B2 olacaktı, ben oraya bir şey koyduğum için. B2. Küçük eşit. Küçük eşit. Evet. 3. Birinci çeyre bitti, ne yapmış? Burada ayı baz alıyor. Tamam. İse. İse. Tutarım %3'ü. Tutarım %3'ü. Eğer bu iç işe 3 tane değer eğer. Ay, değer, ay, ay, evet, 3 eşit. 3. B2 için. Bakabilir misiniz? Efendim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ise. Bunu çarp. 4, 6. Böyle başlıyor. Eğer. Böyle. Peşten yazarım.
Okuyarak git. İlk gördüğümü söyleyeyim. 4.25 sonun palates oldu. Bak şimdi. 3 ise %3. 6 ise %4.75. 12, 9 ise 4.75. 12'den küçük ise 5. Değilse, değilsesi boş kaldı. Değilse de ne var? Hiç. Sıfır. Hiç. Sıfır. Boş boş. Ya da 3. eğere, 4. eğere gerek kalmadan 4.75'ten sonra zaten direkt 5'e çarpabiliriz. Zaten 12 ay var, başka bir şey yok. Doğru. Ya da noktalı bir gün değil. 5'ten sonra parantez kapat. Burada. Şurada. Çift tırnak içinde tarih değeri hatalı değil. Orada öyle verebilirsin. Evet. Hani yanlış fark edilmiş. Tarih değeri. Hatalı. %4.75. 4.25'i. Şart ne kadar çoğalırsa o kadar artır yani. 5.000'den küçükse %1 ver. 10.000'den küçükse %5 ver. Şu ay ise %3 ver. Sizin şeyinde var. Tamamen yapmak istediğiniz hesaplamaya bak. Kaçı? 4.75. Değilmeyelim böyle. Neyse E2 çarpı. Dördüncü yere gerekir. Üç yerde biter. Beş. Yani ben şurayı şöyle yapabilirim, değil mi? Hı-hı. Evet, o sonraki tarih hatalısı. Öyle mi? Yok, ha evet, o pardon. Değilse buraya gidiyor. Derdim. Nokta ödül. Şuraya gidiyorum. Nokta ödül pardon. Ama şöyle yapmayacağım. Ha, onu da sileceğim. Son çünkü pardon. Bu ise dedi. Tamam. F2'nin %1 aşağıya. Şurayı 12 olarak şey yapmasaydım da şöyle evet. Yapabilir miydim? Aynen öyle. Değil mi? Ben şimdi nasıl yapardım biliyorsunuz. Dediğim gibi önce ayları yazardım. Sonra onlara göre filtreler toplar. Bunu tek tek hesaplardım. Sonra onlar çarpardım. Evet. F2 çarp.
Biliyorum ki mutlaka kısa bir yolu vardır. Yani onu da biliyorum. Bu iş zaman aklından çıkıyor. Excel bir işi uzay yoluna yapıyorsan mutlaka kısa yolu var. Yani daha kısası her zaman. Yani hiç olmazsa makro yaparsan makro daha hızlı. Makro görecek mi? Dikkat edin bunlar. Her biri tek bir sütunu. Şartlar hep tek sütunu. 3. ay, 6. ay, 9. ay, işte Karsan, Humanika, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Şimdi işi karıştıralım. FGH'ı seçin. GH'ını seçin. Bir sütun ekledim buraya. Neydi sütun eklemenin kısa yolu? Alt, E ve T. Nereye ekleyeyim? Şuraya mı? Hı-hı. O üç sütunla seçin. Alt, E, T. Pardon. Üstüne mi ekliyorum? Üstüne ekliyorum. Evet. Uzun şart. Son gelen tatlılar ısmarla. Şu üçünü de seç. Bir kere bir şey tutun. O FGH'ı ekleyelim. Üstüne ekliyorum burada. Seçeşim yukarıdan. İkisini de seçeyim. Üçünde. Alt ve T. Hadi sizi bekledik. Sağ olun. Bu kadar elimi de var. Karamanlar da. Daha da izmal edin. Araba mantarını mı? Bugün arabası gelirim yakın dedik. Kısa sıkılandık. Bugün araba dinledim. İstanbul hep eksi yazmaya başladı ben. Hep eksi yazıyor İstanbul artık. Örneğin şurayı beklerken. Üçüncü aydan küçük olan değerlerin toplamını aldım. E toplayalım. Tek bir komut. Üçüncü aydan küçük olan. Evet. Önce Aralık. E topla, Aralık. A sütunu. Noktaya bir git. Ölçtü nasıl yazacağız? İşte zor kısım ölçtü o. Eğer bir gece dayı. Hayır. Hayır, A'da git diyeceğiz. Ay değeri 3'ten küçükse say. Ve E'yi topla. Direkt A'yı yazabilir miyim? Yazarız ama o zaman sadece 3'ü bulur. Ama küçükleri diyeceğim. Küçük eşit demeliyiz lazım. Hmm. E topla, A sütununda, kesin olan A'yı. Sonra A2'yi mi seçeceğim A'yı deyip? A'yı, komple A sütununda. Tekrar, A'yı da. Bak şöyle yapalım. Eşittir. E topla. A sütununda ortamı virgül. Çift tırnak içinde. Küçük. Küçük eşit. Çift tırnak kapat. Çift altı. Ay. Ay iki. Küçük eşit ay ay iki Ekliyorum da olsun yine. Aynı dosya çıkıyor. Küçük eşit 1, 2, 3, 4. Ama 3'ü de ekledik. Yok, olmaz. 3'ü de ekonomi diyoruz. Nasıl yapacağız? 3'ü nereye yazacağımıza karar verdik. 3'ü yazmamız lazım. Şu olabilir. Ay
öngörülüyor. Demem misiniz? Yok yok, pek değerli. Neyse, tamam. Evet. Tamam. Bakalım, bunu özel tablolarda daha hızlıca bulacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar burada V sütununa. V. Şimdi tek sütununa işlem yapmak kolay. Ama karsanın 30 binden yukarı olan değerlerini dersek iki sütun. İki sütuna bağlı işlem yapacağız. Karsanın 30 binden bağlı olan değerleri. Önce bir V işlemini kullanalım. F2'nin eşittir. V parantez açıyoruz. F2'ye geliyor. Eşittir V. Birinci şartımız nedir? C2'nin eşit tırnak içinde karsanımız. Noktalı virgül. İkinci şartımız nedir? Karsanın değerinin 30 binden yukarı olanlar dediğimize göre tutar. E2 eşit büyük eşit 30. Kapat parantezi. Yanlış. Çünkü bu. Doğru yazanlar şarta uyanlardır. Yanlış yazanlar şarta uymuyor. Bunu şey diye değiştirebilir miyiz? 30 binden büyükse orada yanlış değil de şey yaz. Büyük yazsın. Değilse küçük yazsın. Bunda değişmez. Bu sadece verdiğimiz şart. Doğru yanlış. Buradaki esprimi bak. Her ikisi de doğru ise doğrudur. Dikkat edin. Cümleye eğer yazmış. Doğru mesela. Eğer formülü yazması gerekiyor. Başına eğer yazacağız. Yok, şey mesela için. 35 bin. Evet. Dediği gibi olması için. Karsan'ın 30 binden büyükse doğru. 30 bin doğru ama Karsan değil, yanlış. Şimdi bunun başına bir eğer koyalım. Yanlışın başına gidip belki. Bir tane daha mı? Eşitlerden sonra bir eğer koyayım. Eğer. Başkalarınız ve eğer H parantez V en sona gidiyoruz ise işte E2'nin %5'ini al şartımız artık V oluyor. E2'nin %5'ini al V ise boş yaz. Yani çift tırnak çift. Boş yaz. Çekin aşağıya. Diğer dediğin %5'i mi? Evet. Yaratıldı. Neyi anlayıncaya kadar böyle tek tek yazabilirsiniz. Ayrı ondan sonra başına yer koyarsınız. Ama mantığını anladıktan sonra bir kere gidin. Bir yana geçelim. Bir yana geçelim. Hadi biraz daha doğru. Anadolu firmasının fatura ortalaması 10 binden yukarı olanlarına %5 dilimli. Fatura ortalaması 10 binden yukarı olanlara. Anadolu firmasının fatura ortalaması 10 binden yukarı olanlara. Önce V'yi yaz. V'yi mi diyoruz? Hem Anadolu firması. Anadolu firmasının. Şurası. Evet. Eşit Anadolu. Noktalı virgül. Ve fatura ortalaması. Yani E2 bölü D2. E2 bölü D2.
Tabii. Fatura tutarı bölü, fatura adedi. Büyük eşit 10.000. 10.000. Kapat. Yanlışlar geldi. Bakın çarpıyorum. Bir tane bölü. Ortalamasını nasıl yapıyorum? Bar bölü fatura bölü. Evet. D2 bölü D2 büyük eşit. Büyük eşit 10. Kapat parantezi. Tamam, şartımız bu. Başına bir eğer koy. Başına bir eğer koy. İse E2'yi yazsın, değilse boş yazsın. Nerede tanıtıyor? Büyük eşit. Büyükten sonra parantezi kapat. 10 milyon sonra parantezi kapatacağız. Büyük eşit mi demiş? Ha, onu yerim ya. E2'yi değilse? Değilse boş. Tırnak değil. Evet. On mi? Evet, şimdi ise demeyiz lazım. İseyi sona yazıyoruz. V'nin parantezi kapatıyoruz ya, 10.000'den sonra parantezi kapatıyoruz. Nokta ne bilgi? İse değilse. Yanlış oldu. Hı. Şu değil mi? 10.000. Eğer V2'yi sonundan sonra parantez olacak. Eğer V direkt olacak. 10.000'den sonra parantez. İse. Olur. Eğer V 10.000'den sonra şunu yapacaksın. İse E2 değilse. Ha, E2 yazmış. E2 ise bu. E2 yazacak. Bu şart sağlanırsa. Değilse. Değilse. Nokta bilgi. Nokta bilgi. Boş. Boş gelsin. Sıfır gelsin. Size bak. Ben onu niye sıfır yaptım? C2 Anadolu'nunsa dedim. Bunun ikisi de 10 milyon şansı. Ha, değilse. Tamam. Şansı. Tamam. Eğerler, B'ler. Bu şekilde yeterli. Şimdi şu sınav dosyamızı açalım. 15 doğru sınav sorumuzu. Onu 3 ve 4'ü yapalım. Hatta sıçayım onu. O da çıksın öyle. Ne yapıyoruz buna? Sınavın 15'in 3 ve 4'ünü yapıyoruz. Dün yapmamıştık bunu. Hı. Bu
Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirmeleri kullanarak ortalamanın üstünde olan ve ortalamanın altında olan değerleri rahatlıkla buldurabiliriz. Şöyle güzel ve ilginç bir uygulama yapalım. Elimizdeki maaş listemizde ortalama değerinin üstünde olanları, bakın rakamların olduğu yeri seçiyorum. İlk hücreye tıkladım. Ctrl Shift aşağı okla beraber seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan da ilk son kurallarına gelip ortalamanın üstünde ifadesini seçerek buradan ortalamanın üstünde olanları yeşil renkte göster. Tamam diyelim. Benzer şekilde aynı yerden ilk son kurallarından ortalamanın altında olanları da kırmızı renkte göster diyerek ortalamanın üstünde olanları yeşil, altında olanları da kırmızı olarak gösterebiliriz. Şimdi bunu bu şekilde göstermek yerine koşullu biçimlendirmelerde yer alan simge kümelerinde ortalamanın üstünde olanları yeşil renkte gösterelim. Ortalamanın altında olanları da kırmızı renkte gösterelim. Yani aradaki sarıyı yok edelim. Bakın şöyle yapalım. Buradaki maaş sütununu olduğu gibi seçiyorum. Sınıra geliyorum. Sağ butona basıp, faremin sağ butona basıp basılı tutup D'ye getiriyorum. Ve buraya bağla seçeneğiyle beraber buradaki değerlerin aynısını buraya bağlıyorum. Aslında yaptığım iş eşittir C2 deyip formülü aşağıya doğru kopyalamak. Daha sonra buradan rakamların olduğu yeri seçiyorum. Ve koşullu biçimlendirmelerde simge kümelerine gelerek simge kümelerindeki diğer kurallar seçeneğini seçiyorum. Diğer kurallarda yeşil ok değil, örneğin yeşil yuvarlaklar değil, yeşil oku seçelim. Bakın ok simgesini seçtim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken sarı değerin olmaması ve bunu da gelip aynı yerden kırmızı oku seçiyoruz. Sadece iki renk olması lazım. Bakın yeşil ve kırmızı. Yan taraftan da Türk kısmında formül değerini, yüzde yazan yerden formül değerini seçiyorum. Tekrar buradan da formül değerini seçiyorum. Buraya formülümüzü yazmamız lazım ama formülümüz nereden başlayacak, nereye bitecek? Şimdi bakalım D2'den başlayıp D25'te bitecek. Buraya geliyoruz eşittir. Ortalama parantezi açalım. D2'den D25'e kadar. Eğer ortalama değerden büyük eşitse parantezi kapattım. Yeşil ok olsun. Bunu kopyalıyorum ve aşağıya yapıştırıyorum. Eğer ortalama değerden de küçükse de kırmızı ok olsun şeklinde formüllerimi yazdım. Tamam düğmesine bastığınız zaman bakın bir hata veriyor. Hata da şu. Renk ölçekleri, veri çubukları ve simge kümeleri için koşullu biçimlendirmelerde dikkat edin. Göreli başvurular kullanamazsınız. Yani değişken başvuru kullanamayız. Burayı sabitlememiz gerekecek. D2'den D25'e kadar olan bölgeyi seçiyorum. F4'te bunu sabitliyorum. Tekrar D2'den D25'e kadar olan bölgeyi aşağıdaki D2 D25 bölgesini seçiyorum. Ve tekrar F4'e basarak burayı da sabitliyorum. Tamam dediğim zaman artık bakın buraya okların geldiğini ve benzer şekilde yeşillerin karşısına yeşil okların geldiğini, kırmızıların karşısına da kırmızı okların geldiğini görürüz. Hatta burada bir adım ileri gidelim. Tekrar koşullu biçimlendirmeden kuralları yönet diyelim ve oluşturduğumuz kuralı seçip kural düzenle diyelim. Yalnızca simgeleri göster ifadesini onaylıyorum. Tamam'a bastığım zaman ve tekrar tamam'a bastığım zaman rakamlar da bakın gizlendi. Şu başlığı da silelim ve bunu şu şekliyle daraltarak rakamlarımızın yanına getirelim. Yan taraftaki rakam grubunu seçerek koşullu biçimlendirmelerden kuralları temizle. Tüm sayfadan değil, bunu yaparsanız yandaki biçimlendirmeler de gider. Seçili hücrelerden kuralları temizle diyerek kurallarımızı temizleyelim ve görünümümüzü de normale aldığımız zaman okların çünkü görünümü biraz bakın büyüttüğümüzde sanki bozukmuş gibi görünüyor ama %190 görüntüde görünümümüzü %100'e aldığımız zaman bakın artık maaşlarda ortalamanın üstünde olanlar yeşil renkte, ortalamanın altında olanlar da kırmızı renkte olarak gelir. Herhangi bir maaşta bir değişiklik yaptığınız zaman örneğin bunu 3800 olarak değiştirdiğimizde maaş direkt ortalamanın üstünde olacağı için yandaki değer de yeşil ok olarak karşımıza gelecektir. Koşullu biçimlendirmelerin simge kümelerini 3 şart olmasına rağmen aynı simgeyi kullanarak 2 şart şeklinde buna benzer şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir kullanımdır. Rakamların olmaması sadece simgelerin olmaması da size bir esneklik ve güzel bir görünüm sağlar.